Tahir ile Zühre hikayesi. Geçmiş zamanın birinde zengin mi zengin, güçlü mü güçlü bir padişah varmış. Dünyevi her türlü nimete sahip olan padişahın büyük bir derdi varmış. Öyle bir dert ki ne mal ne şöhret ona deva olmuyormuş. Padişahın derdi bir türlü evlat sahibi olamamasıymış. Derdi yüzünden kendini eğlenceye veren padişah bir gün veziriyle dolaşmaya çıkmış. İkisi birlikte gezerken karşılarına bir derviş çıkmış ve onlara yardım edeceğini, ikisinin de muradının bir evlat sahibi olmak istediğini söylemiş. Tüm bunları duyan padişah ve vezir heyecan içinde dervişten aman dilemiş. Derviş cebinden bir elma çıkarıp ikiye bölerek bir yarısını padişaha, bir yarısını da vezire vermiş ve eklemiş. Eğer bu elmaları yerseniz ikiniz de birer evlat sahibi olacaksınız. Derviş padişahın bir kızı, vezirin ise bir oğlu olacağını, ileride onları evlendirmelerini söyler ve gider. Elmaları yiyen padişah ve vezirin 9-10 ay sonra çocukları olur. Tıpkı dervişin de dediği gibi padişahın kızı, vezirin de oğlu. Kız bebeğe Zühre, oğlan bebeğe ise Tahir adı verilir. Tahir ile Zühre çocukluklarını beraber geçirir, beraber yetişir, en iyi hocalardan birlikte ders alır ve günün birinde genç olmaya başladıklarında Zühre için için Tahir'e aşık olur. Ancak Tahir onu bir kardeş olarak görmektedir. Zühre yüce Allah'a dualar eder. Tahir'e olan aşkının karşılık bulması, onun da kendisine aşk beslemesini diler ve duaları kabul olur. Artık Tahir de Zühre'ye karşı aşk hisseder. Birbirlerine aşkla bağlı olan gençler türkülerle, manilerle aşklarını dile getirir. Artık ikisi de birbirlerine duydukları sevdadan emindir. Ancak bir gün padişahın hizmetindeki Arap köle gençlerin aşkını fark eder ve Zühre'nin annesine söyler. Bu vesileyle bu konudan padişahın da haberi olur ve karısına artık Zühre ile Tahir'i evlendirmeleri gerektiğini söyler. Karısı buna karşı çıkar çünkü kızını kendileri gibi bir padişah hanedanına gelin etmek istemektedir. Padişaha sürekli Tahir'i kötüleyen karısı bunlarla yetinmez, sihire başvurur. Kocasını sihir ile Tahir'den soğutup saraydan kovmasını sağlar. Birbirine aşık Tahir ve Zühre yıkılırlar. Hasretle yanıp tutuşurlar. Tahir gizli gizli Zühre'yi görmeye gelirken Arap köleye yakalanır. Hemen padişaha haber uçar ve Tahir Mardin'de bir zindana atılır. Zindandan yıllar sonra kurtulan Tahir'i ilk günkü aşkıyla Zühre'nin yanına gider. İki aşık hasret giderir, ağlaşırlar. Günler böyle geçerken Arap köle yine onları yakalar ve padişaha haber verir. Padişah Tahir'i huzuruna çağırır ve onu idam edeceğini söyler. Bunu duyan Tahir Allah'a canını alması için dua eder ve kabul olur. Oracıkta son nefesini verir. Tahir'in ölümüyle Zühre yıkılır, aklını kaybeder. Nice doktorlar ona çare bulamaz. Bir gün Zühre Tahir'in mezarı başına gider ve Allah'a yalvarır. Canını alıp ruhunun Tahir'in ruhuyla buluşması için duaları kabul olur. Tahir'in mezarı başında Zühre'nin cansız bedenini gören Arap köle kahrolur. Kendini hançerle öldürür. Çünkü için için o da Zühre'ye aşıktır. Zühre'nin padişah babası olanlardan kendisini suçlamış, çok pişman olmuştur. Ancak artık çok geçtir. Hem iki genç fidan acılar içinde ölmüş, hem kendisi evlat acısına mahkum kalmıştır.